Evet, kongreli göreve geldiniz. Faaliyetleriniz sürüyor. İsmail Bey'le birlikte yoğun bir güzel bir atmosfer yakaladınız. Nasıl gidiyor İYİ Parti İzmir? İYİ Parti İzmir yoğun. Çalışmalarımız devam ediyor. Sanki her an yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımız var. Sürekli sahadayız. Başkanımızı biliyorsunuz seçimden sonra seferberlik ilan etti. Artık oturmak yok bize. Sürekli sahada olma koşuluyla çalışmalarımızı başlattık. Bayındır'a gittik, Karabağlar'a gittik, Urla'ya gittik. En başta Foça'ya gitmiştik. Evet. Daha devam edecek. İzmir'in bütün ilçelerini ilmek ilmek gezeceğiz, işleyeceğiz. Çiftçimizin, işçimizin, tüccarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Bunlar için doneler toplayacağız ve halkımızın sesini mecliste duyurmaya her zaman devam edeceğiz. Genel başkanımız ne şekilde çalışıyorsa biz de il ve ilçe teşkilatları olarak o şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gittiğiniz bölgelerde partiye yaklaşım nasıl? Vatandaşın beklentileri, talepleri neler size? Şimdi vatandaş dertli. Evet. Çiftçiyle konuşuyoruz, dertli. Tarım çalışanlarıyla konuşuyoruz, dertli. Tüccarlar, ticaretle uğraşan vatandaşlarımız, kepenk kapatan vatandaşlarımız, kahve esnafı, bakkal, yani ne geliyorsa aklımıza hepsi dertli. Yani şu şekilde bir şeyle karşılaşmıyoruz. Evet, her şey çok güzel, yolunda. Yani biz de çok mutluyuz diyen bir vatandaşla daha önce hiç karşılaşmadık. Biz amacımız muhalefet partisi olarak vatandaşımızın sesini gür bir şekilde duyurmak. Bunun için de sizler değerlisiniz. Basın mensuplarımızla dirsek temasında kalmamız değerli. Yeteri kadar süre alamıyoruz televizyonlarda. Bunun için sosyal medyaya biraz yükleniyoruz ki bizim bütün amacımız vatandaşımızın sesi olabilmek. Kendilerinden biri olarak bir kere kadın bir siyasetçi. Evet. Ülkemizin bayanların ilgisi nasıl bu konuda partiye? Evet. Hanımefendilerin ilgisi yoğun. Evet. Yani her kesimden herkesin oyunu alabilecek bir hanımefendi bizim genel başkanımız. Biz İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı olarak hanımefendilerin arkasında yürümeye zaten gurur duyuyoruz. Genel başkanımızla da gurur duyuyoruz o şekilde. Kongre sonrasında genç bir ekip oluştu İsmail Bey önderliğinde. Evet. Ekibin çalışmaları hedefte neler olacak yeni dönemlere? Yani amacımız zaten genç ekip kurup sürekli sahada olmaktı. Bizim görevi devraldıktan sonra bir komisyon çalışmalarımız oldu. Daha yeni sizlerle dirsek teması gerçekleştirebildim. Amacım münasebetimizi daha çok ilerletip daha iyi iletişimde kalabilmek. Basın yayın propaganda bir partinin vitrinidir, aynasıdır. Evet. Dolayısıyla onun İzmir'de başındasınız, zor bir görevdesiniz. Evet. Neler bekliyor sizi? Yani bu işte görevin zoru kolayı yok, hepimizin görevi zor. Evet. Kadın politikaları da zor, gençlik politikaları da zor ama biz görevimizi layıkıyla yerine getirebilmek adına maksimum çaba gösteriyoruz. Bu iş için zaman ayırıyoruz. Kendi ticaretimizden, işimizden, ailemizden vakit ayırıp partimize destek olmaya çalışıyoruz. Desteğimiz her anlamda daha da büyüyecek. Yani sürekli sahada olmaya bir kere biz ant içtik. Evet. Yani sürekli halkımızın yanında olmaya çalışacağız. İzmirlilerin, merkezi İzmirlilerin partiye bakışı nasıl? Yani il binasını gelip ziyaret vesaire anlamında neler yapıyorsunuz? Şimdi dediğim gibi yani partimize genel olarak bakış açısı her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Evet. Genel başkanımızın eylemleri, söylemleri, il başkanımızın eylemleri, söylemleri halkımızın takdirini kazandığına eminim. Evet. Yani geriye doğru değil, ileriye doğru bir yatırım yaptık. Ve takdir edersiniz diğer partilerden de çağrılar geliyor. Evet. Yani günlerde. Yavaş yavaş artık yani ileride gündem biraz daha ileride diyeyim, çok da ileride değil. Evet. Gündemi sürekli belirleyen parti İYİ Parti olacağına eminim ben. Yarın seçim olsa İYİ Parti'si seçime hazır mı? Her zaman hazırız biz. Yani bütün kadrolarımızla, il ve ilçe teşkilatlarımızla birbirimize kenetlenmiş vaziyetteyiz. Yani hemen yarın bile seçim olsa biz bu işin üstesinden geliriz. Rahatlıkla geliriz. Kendimize güveniyoruz. Gençliğimize güveniyoruz. Dinamizmimize güveniyoruz. Partimizde görev alan hanımefendiler, beyefendiler hepsi muazzam insanlar. İzmirlilere son mesajınız ne olacak? Yani İzmir için en iyi seçeneğin bizim olacağımızı iddialıyım. İYİ Parti'nin olacağı konusunda iddialıyım.
Önemli olan bu iddiamızı kanıtlayabilmek. Tabii bu işler sadece söylemekle olmuyor. Biz her zaman sahada olacağız. Halkımızın vatandaşa temas etmeye devam edeceğiz. Tabii son takdir olarak vatandaşımız kararını verecek ama gümbür gümbür gelen bir İYİ Parti var.